İyi günler, mutfağıma hoş geldiniz. İsmim Sibel Pinto. Fransa'da eğitmen şef olarak çalışıyorum. Son yıllarda özellikle atıksız mutfak konusunda güzel projeler yürütüyoruz. Bugün de sizinle birlikte güzel bir çorba yapacağız. Peynirli soğan çorbası. Çorbanın geçmişi Roma İmparatorluğu dönemine kadar uzanıyor. Soğanın nispeten daha ucuz bir malzeme olması soğan çorbasını bir aile yemeği haline getirmiş. Şimdi önce malzemelerle başlayalım. 4 tane soğanım var. 4-5 kişilik için veriyorum tarifi. 4 tane soğanım var. Şöyle sarı soğan kullanmanızı tavsiye ederim. Şeker oranı biraz daha yüksek olduğu için daha güzel bir sonuç elde edersiniz. Özellikle soğanı keserken de anlatacağım. Kabuklarını da atmayacağız. Başka bir yemekte onları da değerlendireceğiz. Oradan zaten atıksız mutfak kavramından da biraz daha bahsedeceğim. Soğanımın yanında 1-1,5 litre kadar ben bugün tavuk suyu kullandım. Çünkü tavuğum vardı ve kemiklerinden tavuk suyu yapmıştım. Bunun yanında kemiklerden, ilikli özellikle kemiklerden et suyu da kullanabilirsiniz. O da ayrı bir güzel tat verecektir. 40 gram kadar tereyağım var. 1 yemek kaşığı kadar un. 3 yaprak defnem var, taze veya kurutulmuş. 50-60 gram kadar peynirim var, rendelenmiş. Kaşar peyniri kullandım ben bugün ama yöresel yine böyle sarı bir herhangi bir peynir kullanabilirsiniz. 1-2 tane toz şekerim var. Normal şeker de olur. Küp şekerim var benim, normal şeker de olur. 4 dilim kadar köy ekmeğim var. Bunlar da bayat ekmeklerim. Yine bu yemekte kullanacağım. Birazcık kekiğim var. 1 yemek kaşığı kadar zeytinyağı kullanacağım. Tuz ve karabiberim var. Şimdi tarife geçelim. Soğanlarımı önce soyacağım. Ondan sonra ikiye kesip yarım ay şeklinde ince ince dilimleyeceğim. Bu sarı kısımlarını yani kabuklarını yıkadıktan sonra kurutup başka bir yemekte sürtül olarak kullanacağız. O yüzden lütfen bu kabukları atmayın, bir şekilde ayırın. Soğanlarımı güzelce soydum, yıkadım, kuruladım. Şimdi dediğim gibi ikiye keseceğim. Yarım ay şeklinde kesmeye devam edeceğim. Burada özellikle soğanları ince kesmenizde fayda var. Çünkü ince keserseniz pişmesi çok daha kolay olacaktır. Ya normal bıçakla ince yarım dilim şeklinde kesebilirsiniz. Ya da ben bir mandolin denilen bir alet kullanıyorum. Basit bir alet, birçok yerde bulunuyor. Onunla da çok daha hızlı sonuç alınabilir. Onu da bu şekilde göstereyim. Mandolinde sadece elinize birazcık dikkat etmenizde fayda var. Şu şekilde bıçak yardımıyla içine ince ince soğanları kesiyoruz. Bütün soğanlarımı kestikten sonra yemeğin pişme aşamasına geçeceğiz. Şu şekilde mandolinle de yaparsanız şu şekilde daha ince, güzel dilimler elde edebiliyorsunuz. Evet, ocağımın başına geldim. Soğanlarımı incecik hazırladım, kestim. Soğan kabuklarımı başka bir yemek için ayırdım. Tavuk suyumu da bu şekilde hazırladım. Şimdi tavuk suyumu önce ısıtıyorum. Bir tencereye tavuk suyumu ekledim. Onu orada ısıtırken diğer tenceremde de hem birazcık tereyağı hem de birazcık zeytinyağı atarak hem lezzet açısından hem de tereyağın yanmasını engellediği için bir kaşık kadar zeytinyağı eklerseniz yeterlidir. Yağı güzelce ısıtıyorum. Ondan sonra soğanlarımı içine koyacağım. Biraz da güzel karamelize olması açısından bir yarım kaşık kadar ya da bir küp şekeri de içine atabilirsiniz. Azıcık da tuz eklemeyi unutmayın. İlk etapta soğanları kavuruyoruz. Tavuk suyumuzu ısıtıyorum. 45 dakika kadar kaynadı. Güzelce pişti. Neredeyse soğanlarımız eridi. Şimdi çorbayı böyle bir fırın kabının içine alacağım. Her porsiyon için ayrı yapabilirsiniz ya da toplam bir tabak içinde de yapabilirsiniz. Harika güzel defne ve kekik kokuları var. İnanılmaz.
Ondan sonra üzerine yine köy ekmeği kullandım ben. Bayat ekmekleri önce bir şeyde kızarttım. Ekmek kızartıcısında. Üstüne yerleştiriyorum. Rendelemiş olduğum peynirlerle üstünü kapatıyorum. Ondan sonra 180 derece fırında üzerindeki peynirler böyle güzel güzel eriyecekler. Onlar eriyene kadar ızgara bölümünde hemen hemen bir 5-7 dakika arası fırınlıyorum, gratine ediyorum. Çorbamız fırından çıktı. Peynirler harika bir şekilde eridi. Çıtır çıtır oldu. Servise hazır. Soğan çorbası oldukça aile yemeği sayılabiliyor. Hem ucuz malzemeden hem kolaylıkla yapılabiliyor. Artı yine bayat ekmeğiniz, kalan peynirleriniz varsa çok rahat kullanabileceğiniz bir yemek oluyor. Soğuk kış günlerinde özellikle içimizi ısıtıcı, aileyle hep birlikte yenilici bir yemek olarak karşımıza çıkıyor. Türkiye'de biraz işkembe çorbası mantığı gibi Fransızlar da soğan çorbalarını soğuk kış gecelerinde akşam geç saatlerde ya evlerinde ya restoranlarda yemeyi çok seviyorlar. Hatta düğünlerin sonunda eğlence bittikten sonra gelin ve damata soğan çorbası ikram etmek de geleneklerinden bir tanesi. Deneyin, memnun kalacaksınız. Bu lezzeti evlerinizde sevdiklerinizle paylaşın. Afiyet olsun.